Herkese merhaba arkadaşlar. Ben nerede? Ne ara? Hangi cehennemin dibinde? Kiminle video çekeceği belli olmayan Cihan Albayrak. Arkadaşlar bugün güneşin tam dik olduğu saatlerde video açmaya karar verdim. Videomun ismi arabanın içinde 24 saat geçirmek. Hocam yok. Yanımda da koskoca bir ekip var. Selamünaleyküm. Enes, Yaren, Ejenaz. Bugün arkadaşlar tam da şansımıza büyük bir araçla, bu arazi aracıyla beraber Kaş'a doğru, Antalya'ya doğru bir yola çıkacağız. Hazır arabada varken ben videomda arabada geçeceği için hemen prodüksiyonu değerlendirdim. Aradan bir video patik diye çıkarmaya karar verdim. Nasılım? Ben temiz. Eğer güneşten yandıysanız arabaya binebiliriz. Evet, hayatımda ilk defa böyle bir ekip videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sağımda solda bir sürü insan var. Herkes şaka yapmaya çalışacak. Herkes dikkat çekmeye çalışacak. Onun için siz çok sallamayın derim. Selamlar. Selamlar. Birkaç köpük versem, bir de araç versem köpürtür müsünüz? Tam o kombinin ve her an arabanı söküp düşerim. Ama şöyle bir durum var ki, biz buradan şimdi kaç kilometre bilmiyorum arkadaşlar. Eğer İstanbul'dan Antalya'ya kaç kilometre yolumuz var bilen varsa yorumlara lütfen yazsın. Baba arabayı ördek kullanıyor, görmüyor musunuz ya? Arabayı ördekçi kullanıyor. Kanki bir ehliyet ruhsat alacağım. Çamaşırıydı, farkında mısın? Hayvan laf derinde u**yı. Kafamı öptüğü için şu an kel muamelesi gördüğümü düşünüyorum. Artık beni sevenlerle göz kontağı kurabilmek için gözlüğümü çıkarıyorum. Arka evet. Tarafta her platformdan bir ünlü var. TikTok, Bando, MyNet, Facebook ünlüsü Enes Batur'la geldi. Okay. Facebook'ta var mı öyle bir şey? Trend zamanın var mı? Ben Facebook'ta şeye katılmıştım bir kere. Antalya'nın taşları, bir fotoğrafım var. Ne o şey mi? Bir doğa tanıtı. Hayır, iki tane yakışıklı fotoğraf atıyor. Ben de kaybetmiştim. Hiç anlamadım ya. İki tane fotoğraf atıyorlar. Hangisini daha çok beğenirse o kazanıyor. Antalya'nın taşları. O şey. Ha taşları ya. Taşlar. Ben iki haftadır orman güvendirliğiyle içeri çektiğim için bayağı... Vurut lan. Acıma ona, kürek o. Taş toprak var aklıma geldi. Yemin ediyorum Cihan aynı şey aklıma geldi. Aynı şey değil mi? Sen de o kazan zedelerden bir tanesisin. Abi ne orman gezdik be. Arkadaşlar şimdi İstanbul'un sınırındayız. Buradan tekrar yola çıkacağız. Gidiyoruz Cihan, hazır mısın? Hazırım reis. Bas. Son bir haftada 3 tane gözlük kaybettim, şaka gibi ya. Bak ben mesela son bir haftada 3 tane gözlük kaybederken sen kendine kaç tane ürün aldın çok merak ediyorum, biliyor musun? Ben 3 gözlük aldım. Şaka yapıyorsun. Mert sen son bir haftada alışveriş yaptın mı? Ben Enes'ten giymiyorum. Oğlum artık bir kendi duruşun olsun ya. Delireceğim. Enes şu an takdiri kaç gözlükçede giyiyorsun? Oğlum bu ne hırs? Bu ne hırs? 80 yazıyor. Yine kolundaki çatlak kasları göstermeye çalışıyorsun. Yüzümden kaçmalı değil. Doktorum çıkmış. Ben arkadaşlar Antalya ile ilgili acayip anılarım var. Teyzem Antalya'da yaşadığı için zamanında ailemle birlikte Antalya'ya sık sık giderdim. Ve o zamanlar yıl 1998-1999 falan arabamız Doğan'dı. Bordo bir Doğan. Ne güldün Enes? Niye taşak geçiyorsun Doğan deyince? Bizim de vardı Doğan'ın kaybı. Doğan'la Antalya'ya giderdik ve sürekli Suavi dinlerdik. Suavi'yi bilir misiniz? Ejenaz senin yaşın büyük bilirsin. Suavi'yi bilir misin? Yıllar önce Suavi'nin taklidi yapan bir çocuk vardı ya, beyaz kağıdı. O bizim... ben de biliyorum. Hayır ben değilim. Hatıralarından bahsediyorum ama kimsenin umurunda değil, sadece dalga geçmek üzere. Bari evet arkadaşlar 4 saattir yoldayız, doğru muyum? Enes hala direksiyonda. Mert Eren Bülbül uyuyor. Yaren uyuyor bence. Ejenaz hala ayakta. Çeşme geceleri alışkın. Uyku yok. İyi uykular arkadaşlar. 15 dakika sonra duracağız. 4 saati arabada geçeceği için arkadaşlar bir kere sadece ünlü payı bırakıyorum kendime. Çünkü klimada düşündüğüm için battaniye bir şeyler almak lazım. Hadi oyun oynayalım. Bu saatten sonra herkes çıkıyor. Sen ne şey be? Ya. Ben Ukrayna'dan kaçak yollarla gelmiş bir komşuyum. Ukrayna'dan kaçak yollarla gelmişsin. Ejenaz yap bakalım şiveni. Enes Batur ne zaman duracağız? Ne diyorsun? Nerede? Emniyet kemeri olmasa kendimi aşağı atacağım. Ben de sana göstereceğim şeyler var. Abi yarısını planlıyorum. Çok kısa bir mola. Tekrar arabaya bineceğim ama sadece sağlığım için nefes almam lazım arkadaşlar. Allah kahretsin ya. TikTok çekiyor, delireceğim.
Enes gel baba bir şey soracağım sana. Sadece bir şey sorayım. Fark ettiysen burayı bulmasaydık yolda kalacaktık değil mi? Evet. Sen depo hatırladın mı? Biliyorum. Biliyorum. Nasıl hissediyorsun? Yol nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Aa çişim var. Çişimi yapmayı unuttum. Nerede tıparın? Hatırlattığın iyi oldu ya. Senin çişin var. Bence burada girme. Sen niye uzun yola çıkmış gençleri felakete sürükleyen dayı gibi onların geri dönemezsiniz? Bence burada girme ya. Enes! Oğlum arabanın kontağını aç da klimayı aç. Yandım içeride. Tek başıma yanıyorum. Arkadaşlar siz şu an benzin değmek isteyeceksiniz ama ben inemiyorum. Niye? Abi orada 24 saat arabanın içinde kalmam lazım. Yetiştiriyoruz. Ben niye böyle video çekmeye karar verdim ya? Ne durumdasın? Halbuklam! 8 saattir araç kullanıyorsun oğlum ya. Arkadaşlar hava giderek ısınıyor. Bayağı uzun zamandır arabadayım. En azından şuradan bir erzak almayı düşünüyorum. Arabada gün geçireceğim için gerizekalı gibi tatile giderken. İşte ben tatilimin bir gününü arabada harcayacağım ya. Tamam bununla uyurum. Üzerime sürecek ne alabilirim acaba ya? Ecenaz ya. Büyük bir yufka alsam mı üstüme sarsam? Arada yerim. Artık insanlar bana normal tepkiler vermeye başladı arkadaşlar. Herkes bütün saçmalıkları normal karşılamaya başladı yani. Evet temassızım ben. Umarım daha az çıkar ya. Güzel. Harbiden bazen salak olduğumu düşünüyorum ya. Yani 3 günlük bir tatile gelip sadece bir gününü videoya harcamak salaklık değil tabii ki. Ben YouTube'u seviyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben uzun zaman sonra tatile gitmeye karar verdiğim gün, hatta tatil rezervasyonu yapacağım gün. Bir şey anlatıyorum. Tatil rezervasyonu yapmaya karar verdiğim gün arkadaşlar. Skuterden düşüp kolumu kırdım. Kendime çekmeyeyim kötü enerjiyi. Abi yastığımı da aldım. Oh be. Biraz tadını çıkarayım yastığımın ya. Gel gel. 5 dakika uyuyayım be Enes'im. Gel, ha? Azıcık 2 saniye gözümü kapatayım ha. Ha tadını çıkarayım şunun be. Hadi bakalım. Oh. Hadi kendinize iyi bakın. Arıyorum sizi. Ne olacak ki oh. Kendim muazzam yastığım var. Ne güzel yastık var be. Ne köfte ekmeği ne yapacağım rüzgarlı havada. Bu sıcakta böyle esen bir yerde köfte ekmek yemek. Ne iyi insansın ya lan ya. Evet, ya sen harikasın. Yalnızlık böyle bir şey işte. Elimde ne piyon kaldı, ne vezir, ne kale. Birbiri ardına devrildi atlar, filler. Ama şah hala ayak diremekte. Yeni taşlar bulunmuş. Köpekler. Bu şiiri kim üstüne alınırsa beni ilgilendirmiyor. Ben sadece okuyorum. Saat 12'de yola çıktık. 7 saattir yoldayız. Ben bir 2 saate bir kestirmeye başlarım arkadaşlar. Zaten sonrası sadece gecem kalıyor. Gece geldiğinde de yine kestirmeyi düşünüyorum. Sabaha videonun finalinde bir havuza atlarım ve videoyu orada bitiririm diye hedefliyorum. Bilmiyorum. Bazen her hedefim, her hayalim gerçekleşmiyor. Meşhur öz Çin'e köftecisi, İlhami'nin yeri. Bende de şöyle bir alışkanlık var. Ben her gördüğüm şeyi okurum. Bir de küçüklükten gelen bir alışkanlık, her şeyi tersten okuyorum arkadaşlar. Mesela atıyorum sandalye, Eylandas, araba, avara, Cihan, Nahiç, Enes, Sene, Yaren, Neray, Mert, Trem, Ecenaz. Ecenaz'ı niye çağırmadım lan? İki isim ama. Ece, Ece. Bağ kolay oldu. Baba köftem nerede? Köfteyi yedim. Senin köfte. Ya herkes okey. Yaren sen de mi köftemi getirmedin ya? Gerçekten yediniz mi? Aklıma bile gelmedim biliyor musun? Yerken çok güzeldi, çok beğendim. O çok güzel. Arkadaşlar şu vlogumu şenlendirmek için kim şarkı söylemek ister bir tane? Ne istersin? Son aklıma gelen tek şarkı. İlk gelen şarkıyı söyleyeyim. Direniyorum acılarına yine dünya. Yalanmış aşklarında. İnadına geçiyorum ama zorla. Kıyamet ortasında. Direniyorum acılarına yine dünya. Yalanmış aşklarından. Bir adına yaşıyorum ama sonra kıyamet ortasında. Alkış! Bravo! Hadi be oğlum! Oğlum sen direksiyonu tut, alkışı bırak! Binin oğlum arabaya, geç kalacağız bak kaç saattir yoldayız. Basın izim hadi gaza, geç kalacağız bak 3 saate. Havuzdayız, 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 havuzdayız. Hadi oğlum artık binin artık. Bro hapsoldum arabanın içinde be. Arkadaşlar 10 kişilik bir villa. Bahçeli. Havuzlu. Bazı odalarında jacuzzi olabilir. Yerden ısıtmalı. Abi ben arabada yatacağım. Wow! Wow! Herkes çantasını alsın ve defolsun gitsin abi evimden. Arkadaşlar evim boşaltılıyor şu anda. Yemin ediyorum.
O koli ne oğlum ya? Ramazan kolisi mi koymuşsunuz mu buraya? Nedir, bana hayır mı yapıyorsunuz? Nedir yani? Arabaya sol taraftan giremiyorum abi. Enes'in Muazzam Parkı. Sağ taraf dümen. Şuradan girebilirim. Amma bela. Şuraya bak. Sağa aldığım yastık. Su lazım olacak. Islak mendil. Bunu duş yerine koyuyorum zaten. Arpisi aldım. Bunlar ne abi? Turşu. İşte bunu bugünler için düşünmüştüm arkadaşlar. Her yerden powerade çıkıyor. Su. Geliyorum. Kesinin tadına bakacağım ya. Gerçekten bakacağım bu sıcakta. Aranızda hiç kendisi bir eve taşınmış olmayan bir arkadaş varsa bazı şeyleri anlamayacak muhtemelen de. İnsan böyle eve taşındıktan sonra ya bana 1+1 ev yeter, 2+1 ev yeter diye düşünüyor. Ondan sonra anlıyor ki banyodaki lavabonun tabanının düz olması bile sıkıntı hale gelmiş oluyor. Oradan bile ders çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Onun için bir eve çıkacağımda şu anda, yeni bir eve çıkacağımda neyin nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyorum. Böyle bir yer asla olmamalı. Arkada neler var ya. Yedek lastik güzel. Alnımdaki teri, boynumdaki deri. Aynen. Terimi göstereceğim diye daha fazla terledim ama arkadaşlar şöyle gösteriyorum bak. İnanılmaz sıcak. İnanılmaz sıcak. Var ya öyle. Arkadaşın senin hiç gitmediğin bir yere tatile gitmiştir. Kanka nasıldı oralar? Bro çok sıcaktı ya der. Sen dersin ki videonun piçi. Öyle mi anlatır? Bir hafta kaldın, tatil yaptın. Sadece hava şartlarından bahsedir diyorsun. Piç dersin. Bu gece uçamıyorum. Bu terimle burada bu geceyi geçireceğim. Ve sabah buradan çıktığım gibi duş almadan üzerimdeki tişörtü, şortu, çorabı ne varsa çıkarıp direkt havuza atlayacağım. Havuz hasreti değil, havuza gitme isteği değil. Sadece önümdeki en büyük su biri gitse havuzu olduğu için direkt havuza atlayacağım. Yani şu salonda bir göl olsaydı göle atlardım arkadaşlar. Ben biraz kestireceğim. Nasıl olur? Kapıyı açık bıraksam. Güzel. Ben böyle yasarım. Ve sinek var. Delireceğim. Tabana tekme atacağım şimdi. Sineği ezeceğim ya. Ben burada yatacağım ama şarjı %1 kapanacak. Tek çizgim var. Yanıp sönüyor. Geldim. Cihazın bataryası bittiği için yeni batarya taktım. Ve şimdi bu kodumun arabasından inmek için son raddeye geldim sayılır. Ama önce bir Enes'i arayıp yiyecek bir şeyler istemem lazım. Günaydın. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Asıl sen ne yapıyorsun? Ben valla bir metrekare içinde ne yapabilirsem onu yapıyorum. Havuza gidiyorum. Havuza gidiyorsun. Bilede havuz mu vardı? Havuz var, evde jacuzzi var, sauna var. Sen ciddi misin? Hani yoktu. Hani hani biz pansiyonda kalıyorduk Enes. Ben gönül rahatlığı arabanın içinde yattım. Çok iyi var ya. Bir şey diyeceğim, 12 saatim doldu sayılır. Saat çok fena, 1 oldu. Ve karnım aç. Bir güzel bir kahvaltı yapıp arabada sonra aranıza katılmak istiyorum artık. Sana kahvaltı mı getireyim? Ya böyle bir, yediniz mi bir şeyler? Yedik biz, bitirdik. Ya arkadaş insafsız, ben bavul muyum lan? Sana ayırdım ama. Sen adamsın ya. Ciddi misin? Evet, getireceğim şimdi sana. Süper. Bekliyorum abi. Bekliyorum. Tamam, tahmin ettiğin gibi otoparktayım. Gerçekten bana şu an bir şey ayırmamış olsalardı, beni düşünmemiş olsalardı bir bavuldan bile kıymetsiz sayardım kendimi, biliyor musun? Çünkü insan çantayı bile umursa gibi çantayı alır ya. Burada insan yatıyor. Woohoo! Come on babe! Welcome home! Sana yemek getirdim. Sen harikasın oğlum. Poşete sardım. Bunu dün mü yetiştirmeye başladınız? Bugün mü çıktı topraktan? Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Kanki. Ama bak düşündüm seni, ağzın kurumasın diye öyle bir şey daha getirdim. Ya oğlum. Sen böyle kahvaltı yapan birinin hayatında gördün mü? Soda, salatalık ve domates mi gerçekten? Ne istedin? Bro sodayı içmemişim. Peynir de var orada bak. Ye onları. Sonra gelip bir evi mi temizleyeyim kanki? Bana yapılan muamele bu mu gerçekten? Tamam orada bir. Tamam. Ben bunu yemektense bu şu dün marketten aldığın yastığı yemeği tercih ediyorum ya. En azından daha içimi açıyor şu anda. Yaranamazsın. Yazıklar olsun. Bunu ben ağzımla başlayacağım. Oğlum dağda mı yaşıyorum ben? Yaranamazsın. Ben gidiyorum. Hadi git. Burası çok sıcak. Evet, maalesef çok sıcak. Salatalık domatesten daha kısa lan. Bunu bana reva mı gördünüz? Ben bu sodayı nasıl açacağım? Yemiyorum lan. Soda kalsın. Ha, doydum. İyi geldi ya. Bu enteresan video mu? Yine YouTube'un klasiklerinden ama benim elimde bambaşka hale gelen bu enteresan videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Videoyu beğendiyseniz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Ben şimdi yavaş yavaş en azından küçük bir kahvaltı, kendini birazcık mutlu edecek küçük şeylerden yararlanmak ve ondan sonra birazcık havuza girip güneşin tadını çıkarmak en azından 5-10 dakika istiyorum. Çünkü galiba 10-15 dakika bile olsa bunu hak ettim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.